Bir Müslüman düğününü nasıl yapmalıdır? İmanımız gereği, imanımızın bizlere kazandırmış olduğu İslami bir ahlak vardır. O ahlak da Kur'an'ı ve Sünni olan bir ahlak olmalıdır. Muhammedi olan bir ahlak olmalıdır. Bizler inanmış insanlar olarak bir işi yapmadan önce elbette ki o işe Kur'an ve sünnet gözüyle bakmalıyız. Allah'ın rahmet peygamberi Hz. Muhammed Mustafa'nın hayatına müracaat etmemiz gerekiyor. Allah'ın rahmet peygamberi ve etrafındaki olan dava arkadaşları dediğimiz eshabe Güzin, bu seçkin insanlar düğün merasimini yaparken neye riayet etmişlerse bizler de müminler ve Müslümanlar olarak ona riayet etmemiz gerekiyor. Hayatımızda iki çeşit merasim vardır. Bir sevinç merasimi, bir de üzüntü merasimi. O sevinç merasimlerden birisi düğün merası dediğimiz bir merasimdir. Biz bu sevinci yaşarken elbette ki haramı işlememeye dikkat etmemiz gerekiyor. Bu merasimi yaparken Rabbimizin rızasını gözeterek yapmamız gerekiyor. Peygamberimizin sünnetini gözeterek ve sünnetine uyarak yapmamız gerekiyor. Oğlumuzu ve kızımızın düğün merasimini yaparken bize düşen görev israfa girmemek şartıyla, haddı aşmamak şartıyla Gelen insanlara ikramda bulunmak, yemek yedirmek, inkarımızda varsa peygamberimizin bir sünnetidir. Velev ki bir hayvan kesimiyle de olsa velime yemeğini, düğün yemeğini veriniz buyuruyorlar peygamberimiz. Ama bunu yaparken en önemli olanı sadece zenginleri değil, işimizdeki olan fakir ve miskinleri de ihmal etmemeli ve onlar da muhakkak davet edilmelidir. Düğünümüzü yaparken, düğün merasimini yaparken özellikle gençlerimizin üzerine durmamız gerekiyor. Deli kanlı diyoruz. Kanı deli olan. Yani bu genç gerçek manada bir düğün yapmak istediğinde bazen bizim kültürümüzle, örf an annelerimizle ve manevi değerlerimizle çatışan, bağdaşmayan bir düğün merasimini yapmak teklifinde bulunabilir. Elimizden geldiği kadarla bu gençlerimizi en iyi şekilde uyarmamız gerekiyor. Ve niçin düğün yaptığımızı onlara muhakkak idrak ettirmemiz gerekiyor. Ya biz hayırlı bir toplumun meydana gelmesi için bir aile kuruyoruz. Çünkü hayırlı bir toplumun yolu hayırlı bir aileden geçer. Hayırlı bir devletin yolu da hayırlı bir topluluktan geçer. Eğer siz hayırlı bir devlet, dünyada öncü olan bir devlet, sağlıklı olan bir devlet ve insanlara örnek olacak bir devlet olmak istiyorsanız, onun yolu hayırlı bir topluluktan geçer, hayırlı bir toplum olmak için de hayırlık bir aileden geçer, hayırlı bir aile olmak için de her iki evladımızın, insanlarımızın, onların hayırlı olmaları gerekiyor. Düğünlerden dikkat edilmesi gereken işlerden birisi de haramlık ve selamlığa riayet etmektir. İhtilat dediğimiz şeyin olmaması yani erkek ve kadınların karışık olmamasıdır. Eğer siz gerçek manada inancınızı yaşamak istiyorsanız, Allah'ı ve Peygamber'i kendinden memnun etmek istiyorsanız, inancınız gereği Rabbinize karşı olan sorumuzu yerine getirmek istiyorsanız, Kur'an ve sünnetin getirmiş olduğu hüküm ve ahkamlara uymak istiyorsanız ve bunu yaparken ibadet niyetiyle ve Allah'ın rızasını kazanma niyetiyle yapıyorsanız o ihtilattan kesinlikle vazgeçeceksiniz. Haramlık ve selamda riayet edeceksiniz. Erkekli ve kadınlı olmayacak. Erkekler ve kadınlar iç içe olmayacak. Erkekler ayrı yerde eğlenecekler. Kadınlar da ayrı yerde eğlenecekler. Erkekler ve kadınların bir araya gelip de yapılan düğünlerin tümü ne İslamidir ne de insanidir. İslami değildir. Çünkü Allahu Teala'ya karşı gelmiş olurlar. Allah'ın koymuş olduğu hudutları çiğnemiş olurlar. Bakılması haram olan şeye bakmaya sebep olurlar. Vesair. İnsani değildir. Çünkü gerçekten insanın bir onuru vardır. Bir kişiliği vardır. Bir şahsiyeti vardır. Orada maalesef erkek ve kadınların bir araya gelmesiyle ne onur, ne kişilik, ne şahsiyet, ne edep, ne haya, ne ifet, ne de örf adet kural tanımaz bir hal alıyor. Bu ise Allah'a sığınırız belayı, musibeti, azabı celbeder. Halbuki hem mümin ve Müslüman olarak hem de insan olarak bizler belanın, musibetin, azabın defi için mücadele ediyoruz. Ve aynı zamanda şahsiyetimizi, karakterimizi, edep ve adam, adabımızı, örf ve ananelerimizi, kültürümüzü ve manevi olan kutsallarımızı korumakla sorumluyuz. Onun için diyoruz ki düğünlerde asla ve kat'a erkekli ve kadınlı olmamalıdır. Kadınların genellik giymesi her ne kadar bazı alimlerimiz ruhsat vererek eğer genellik geniş ise vücut hatları görünmüyorsa her tarafı kapatıyorsa ve bu da erkeklerin içine değil de kadınların arasına gidip orada düğün merasımlarını neşe içerisinde yapıyorlarsa bunda bir mahsur yok. Onun için biz kardeşlerimizin özellikle düğün merasımlarında israftan kaçınılacak, ihtilattan kaçınılacak, teşhir olmaktan kaçınılacak ve haramlık ve selamlığa riayet edilecek. Kur'an ve sünnetin ölçü olarak bizden istemiş olduğu ölçüye riayet ederek hareket edilecek ve inşallah biz bu ölçüyü kaçırmadan hareket edersek hem dünyada mutlu oluruz hem de ahirette mutlu oluruz. Düğün merasımı esasında kardeşlerimiz Aramlık ve Selamlığa dört dörtlük riayet ettiler. Sonra bacı kardeşlerimiz kendi aralarında yüzünüzü açabilirsiniz, eliniz kolunuz açık olabilir ve en iyi şekilde kendi aranızda oynayabilirsiniz. Ama bunu getirip de sosyal medyadan ilan etmek, sosyal medyadan bunu vermek kesinlikle caiz değildir. Ha sen erkeklerle bir araya geldin, İhtilatta bulundun. Bu haramı bu şekilde işledin. Hatta sosyal medya üzerinden aranızdaki o oynamayı, o sevinci, o hal ve hareketleri, o davranışları, o tavırları insanlara yaydınız ve onlara gösterdiniz. Bu caiz değildir. Bunu yapan her kardeşimiz vebal altına girmiş olur. Bunu yapan her kardeşimiz Allah'a karşı gelmiş olur. Bunu yapan her kardeşimiz ona bakan sosyal medya yoluyla o kadınlara bakan Nazar ettiği ve nazar etmekle işlemiş olduğu bütün haramlar ve günahlar buna sebep olan kardeşlerimizin dosyasına yazılacak ve kıyamet gününde bunu hesabını o verecek. Onun için elimizden geldiği kadarıyla kesinlikle kardeşlerimiz buna dikkat etmeleri gerekir. Hiçbir zaman bacılarımız kendi aralarında oynarken orada rahat rahat olan hareketleriniz, rahatça yapmış olduğunuz o hareketlerinizi götürüp de sosyal medya üzerinde onları servis yapmak aman ha doğru değildir. Bundan kaçınıp sakınmak lazımdır. Yoksa günaha, harama ve büyük bir vebal altına girmiş olursunuz. Ve başkalarını da başkalarına erkeklere teşhir etmekle büyük sorumluluğun altına girmekle beraber bunun hesabını Allah'a veremezsiniz. Bundan dolayı kardeşlerimiz kesinlikle şiddetle bundan kaçınmaları gerekir. Bizlerin yaratıl sebebi o ki Allah'ın rızasını kazanmak, peygamberimizin sünnetini ihya etmekse Allah'ın rahmet peygamberi vemen temeseke bir sünneti inde fesadi ümmeti lehu ecrumeti şehit. Ümmetimin bozulduğu bir dönemde benim sünnetimi ihya eden insanlar için yüz şeyin sevabı vardır. Gerçekten içinde yaşamış olduğumuz bu zaman dilimi içindeki olan merasımlar, genelde peygamberimizin sünnetine riayet edilmeden yapılmaktadır. İnanan kardeşlerimize diyorum ki Peygamberimizin terk edilmiş olduğu özellikle bu düğün merasımlarla ilgili olan bu sünnetini ihya etmekle yüz şehit sevabını kazanalım. Hem düğün merasımlarımızı peygamberimizin sünnetine uygun olarak yapmış oluruz hem de şehitlerin sevabını kazanmış oluruz.